Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Eylül ayı favorilerimden oluşan bir video hazırlamak istedim. Bir sürü cilt bakım ürünü ve makyaj ürünü var anlatacağım. Hazırsanız hemen videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza favorileri anlatmaya başlayabiliriz. Bu ay yine birçok ürün kullandım. Aslında bu aydan daha önce başladığım ürünler de vardı. Hemen bir ay içerisinde etkilerini anlayamadığım cilt bakım ürünleri için ben aslında Ağustos ayından itibaren bazı ürünleri kullanmaya başlamıştım. O yüzden şimdi bu ayda artık sizlere favoriler videosu içerisine dahil edebileceğim uzun bir dönemdir kullandığım bu ürünlerden bahsetmek istedim. Öncelikle Cosmed markasına ait olan Retinol serumundan bahsedeceğim. Zaten bunu daha önceden uygulama videosunda da göstermiştim sizlere. Bir süredir bu serumu kullanıyorum. Yaz aylarında retinole ben ara vermiştim. İlk kullanmaya başladığım retinol içeriği kozmedi bu serum oldu. Bu serum içerisindeki retinol oranı 0.5 olarak bulunuyor. Ancak kullanılan teknoloji bakımından Speaker teknolojisi kullanıldığı için de cildi böyle pul pul dökülme, kabuk kabuk soyma gibi bir takım hassasiyetler yaratmamış oluyor. Ben açıkçası bu hassasiyet yaratmamasından dolayı kullanılan teknolojiden çok memnun kaldım. Aynı zamanda içerisinde peptitler de bulunduğu için kombine böyle bir serum. içerisinde hyaluronik asit yine yol kullanılmış. Çok güzel komplike bir serum haline getirmişler. Yani rutinlerinde üst üste çok fazla Serum kullanmayı istemeyenler için de aslına bakarsanız tek başına kullanılacak bir serum olmuş. Etkilerinden çok memnun kaldım. Şişenin yarısına kadar geldim. Cildimde son dönemde çıkmış olan o aknelerin, sivilcelerin daha hızlı toparlanmasına destek olduğunu da gözlemledim. İçerikleri bakımından akne ciltlerin de kullanabilmesine uygun olan bir serum. Aynı zamanda içerikteki %0.5 gözünüzü korkutmasın yeni başlayanların da kullanımına uygun olan kapsüllenmiş retinol teknolojisi olduğu için... Dediğim gibi ciltte o hassasiyeti yaratmıyor. Yeni başlayanlar haftada 1 ile kullanabilir. Yani haftada 1 kullanımla 2-3 hafta kullandıktan sonra cildinizi yavaş yavaş o retinole alıştırma sürecinde daha sonrasında haftada 2 kullanıma geçilebilir. Mesela 2-3 hafta haftada 1 kullandınız. Sonrasında 2-3 hafta kadar da haftada 2 kullanım. Sonrasında 2-3 hafta kadar haftada 3 kullanım gibi retinole cildinizi alıştırarak Cildinizin ihtiyacı olan kullanım oranı ne kadarsa bununla devam edilebilir. Ben dediğim gibi çok memnun kaldım. Yedeğimde de var hatta. Bittikten sonra onunla da devam edeceğim. İçerikleri bakımından Matrixil ve aynı zamanda Progerin de bulunduğu için içerisinde anti aging etkiler bakımından çalışma özelliği de olan peptitler bulunuyor. Patentli peptitler bulunduğu için de muhteşem bir serum olmuş. Dediğim gibi formülasyonu teknolojisi içerikleri bakımından beğendiğim bir serum olduğu için favorilerde ilk başta size Cosmed'in retinol serumundan bahsetmek istedim. Bir diğer favori ürüne geçiyorum. Bu da elimin altından eksik etmediğim bir ürün oldu. Yeni çıkan ürünlerden bir tanesi ancak sabah akşam kullanımda özellikle hassasiyet yaratmaması Hatta hassas olan cildi yatıştırması ve nem vermesi bakımından, makyaj altında da çok iyi bir baz olması bakımından bayıldığım bir ürün oldu. Pure Choice'un yoğun nemlendirici ve besleyici cilt bakım kremi adındaki bu üründen bahsedeceğim. Yeni çıkan serideki ürünlerinden bir tanesi Pure Choice'un. Daha önceden Pure Choice'un çok benim hyaluronik asitli serumundan da bahsetmiştim. Ondan da kullanıyorum zaten. Ancak şöyle ki mesela bazen rutinlerinizde hyaluronik asidi en son adımda krem adımında kullanmak isterseniz o zaman kapanışta kullanabileceğiniz harika bir nemlendirici krem olmuş. İçerisinde %5 oranında hyaluronik asit bulunuyor. Farklı moleküler ağırlıktaki hyaluronik asitler kullanıldığı için cildinizin böyle o dolgunluk, doygunluk, neme doyma haline de çok güzel sağlayan bir ürün. Bunun dışında içerisinde %10 pantenol de var. Panthenol cilt onarımını, cilt bariyerinin onarımını desteklediği için harika bir içerik. Özellikle mesela cildinizde böyle pul pul dökülme, kabuk kabuk soyulma, mevsim değişikliklerinden dolayı sonbahara girişte bir kuruluk varsa eğer rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Bu ürünün öncesinde böyle bir nem verici bir serum da kullanabilir ve üzerine tamamen o nemi veya nem verici bir tonik kullanabilir. Tamamen o nemi hapsetmek için bu nemlendirici kreme başvurabilirsiniz. Böylece hyaluronik asit o yüzünüzdeki nemi de bünyesine çekerek içeri hapsettiği için böyle bir mis sıkabilirsiniz. veya da dediğim gibi bir nemlendirici serum kullanabilirsiniz ve üzerine de kremle kapatırsınız. Hepsini kilitlersiniz cildinize çok güzel nem veriyor. Ben bugün yine makyajımın altında da bir baz gibi yine Pure Choice'un nemlendirici kremini kullandım. Bu alkifavorlerim de çok beğendiğim bir nemlendirici olduğu için Pure Choice'un yoğun nemlendirici ve besleyici cilt bakım kremini sizlere anlatmak istedim. Bir diğer favori ürüne geçiyorum cilt bakım ürünü. Aslında yine bunun da uygulamasını yapmıştık sizlere. Anlatmıştım, uygulamada göstermiştim. Bu arada elimin altında ve sıklıkla kullandığım akşam rutinlerimde makyajımı ve aynı zamanda güneş kremini, makyajsız olduğum günlerde de güneş kremini arındırmada çok başarılı bulduğum Ermoza Kozmetik'in Skin Terapi adındaki yağ bazlı temizleyicisi. Şişenin neredeyse yarısına geldim. Çok çok severek kullandığım bir ürün oldu. Cildimde kesinlikle iritasyon yapmadı. Asla kapalı komedon vesaire gibi böyle yağ bezesi oluşturmadı. Veya bunun dışında da herhangi bir hassasiyette yaratmadı. Kokusuna da bayıldım ben. İçerisinde böyle şeftali kokusu olan bir yağ bazlı temizleyici. Genelde yağ bazlı temizleyiciler böyle bazen kokuları tuhaf gelebiliyor. Ancak o içeriklerden oluşan koku rahatsız etmesin de içerisine eklenen şeftali kokusunu da ben bayıldım parfümden kaynaklanan bir hassasiyet de olmadı cildimde. Çok ince yapılı aslında. Böyle göründüğüne bakmayın. Ancak bunu cildinize uyguladığınızda suyla birleştirdiğinizde köpürme özelliği olan ya bazı temizleyicilerden o yüzden böyle suyla birleştirip o beyaz süt kıvamına getirirken hafif Çek şey, çok az bir köpürdüğünü de gözlemliyorsunuz. Sonra bol suyla akıttıktan sonra ardından bir su bazlı temizleyiciyle peşinden hemen bir su bazlı temizleyiciyle yıkayarak sonrasında bir pamukla silseniz bile tonikle cildinizi asla makyaj kalıntısına rastlamıyorsunuz. Ben bayıldım. Özellikle böyle dayanıklı maskaralarla da denedim ve çok güzel çıkardığını da gözlemledim. E, kalıcı rujlar, böyle daha bir likit mat rujlarla da deneyimledim. Çok kolay çıkardığını gözlemledim. E, severek kullandığım bir ürün oldu. İçerisinde cherimoya meyvesi özü bulunuyor. C vitamini oranı yüksek olan bir meyve. Bunun dışında yine içerisinde propolis ve bal özü de var ki yine cildi onarma ve nemlendirecek içeriklerden. Aynı zamanda niacinamit ve çinko pisisi de eklenmiş içerisine. İçerikleri de başarılı. Yapısı çok güzel. Kullanımı çok güzel. Bayıldığım bir yağ bazlı temizleyici oldu. O yüzden bu ayki Eylül favorilerine de eklemek istedim Ermoza Kozmetik'in bu yağ bazlı temizleyicisini. Geçiyorum başka bir ürüne. Bu da bir C vitamini serumu. Aslına bakarsanız bunu daha uzun süre önce kullanmaya başlamıştım. Sonra araya başka ürünler girdi. Fakat bu ay düzenli olarak kullandığım serumlardan bir tanesi oldu. Swiss Bio markasının C vitamini serumu. Bu serum içerisinde farklı türev C vitaminleri bulunuyor. Toplamda %6,5 C vitamini, %2 niacinamit bulunan, yeni başlayanların da kullanımına oldukça uygun bir C vitamini serumu. Pompalı bir ambalajı var. Siz sıktıkça alttan yukarı doğru yükseliyor. Bir de altta şu gizli bölmesi de var. Burada da aslında ürün var içerisinde. Ben şişenin yarısına geldim. Çok severek kullandığım bir ürün oldu. Hafif bir ürün. Özellikle böyle hassas ciltlerin de rahatlıkla kullanımına uygun bir ürün olmuş. C vitamini yeni başlayanlar da kullanabilir. Akne ciltlerin kullanımına uygun olan türev C vitamini de bulunuyor içerisinde. O yüzden hani de zaten böyle yağlı ciltlerde dengeleyen, sebum dengeleyen bir içerik de olduğu için hem niacinamide hem de hassas ciltler için türev formdaki C vitaminleri ve daha düşük, daha nazik oranda bulunduğu için Yeni başlayanlara da uygun olabilir diye düşünüyorum. Ben benzeri kullandım ve bitireceğim de zaten bu ürünü. Eğer ki böyle daha nazik, daha hassas içerikli olan bir C vitamini serumu arıyorsanız bu da aklınızda bulunsun. Bu ayki Eylül favorilerimde bahsetmek istedim SwissBio'nun C vitamini serumundan. Bir diğer ürüne geçiyorum. Az önce yüz yıkama jeli dedim. Hermosa Kozmetik'in yağ bazlı temizleyicisinden sonra kullandığım farklı yüz yıkama jelleri var. Bu arada denediğim ürünler de var. Onlardan da yine daha sonraki videolarda bahsedeceğim size. Hatta uygulamasında yine yapabiliriz. Instagram'dan takip ederseniz akşam rutini sabah rutini uygulamalarımızı yaparız orada da. Orada da ürünleri böyle birebir anlatımlı olarak da paylaşabilirim. Onun dışında bu ay içerisinde kullandığım aslında yeni bir ürün değil. Zaten elimin altında olan bir üründü. Ama dediğim gibi son dönemde bu çene bölgemde karma yağlı cildimden kaynaklanan bir takım durumlar dolayısıyla çıkan sivilcelerin çabuk toparlanmasına destek olan bir yüz yıkama jeli oldu. Ben ne zaman böyle sivilceler yüzümde biraz fazlalaşmaya başlasa yüz yıkama jeline hemen buğruna geçiyorum. O yüzden de bu videoyu eklemek istedim. Yeni değil, daha önceki favorilerde de bahsettiğim bir ürün aslında. Ama aknelerle böyle biraz mücadele edenler için belki faydalı olabilir diye düşündüm. Belki gözünüzden kaçan bir üründür diye bu videoyu eklemek istedim. Çok bahsettim bu da Cosrx'in Low pH Good Morning Gel Cleanser adındaki yüz temizleme jeli. Şu an elimdeki neredeyse boşaldı bitti yani o kadar hafifledi ki içinde birkaç kullanımlık kaldı muhtemelen. Bu çok sevdiğim bir yüz temizleme jeli. İçerisinde çay ağacı yağı da var. pH'i ciltle uyumlu olduğu için cildi asla kurutmuyor. Bazen içerisinde böyle çay ağacı yağı veya salisilik asit bulunan içerikli olan yüz temizleme jellerini çok üst üste kullandığımızda aknelerden kurtulalım derken cildi fazla kuruttuğumuz için o kuruluktan kaynaklanan yani bariyere fazla hasar verdiğimiz için daha fazla kuruluk, pul pul dökülme ve ardından sivilceler de çıkabiliyor. O yüzden bu cilt ile de uyumlu bir yüz temizleme jeli olduğu için önermek istedim. Eğer ki böyle akneli dönemlerden geçiyorsanız destek olabilir diye düşündüm. Ben sabahları da akşamları da ihtiyaç halinde iki rutinde de kullanıyorum. Bazen sadece sabahları kullanıyorum. Yani good morning dediği için sadece sabah kullanacaksınız diye bir kural yok. Sabah akşam kullanıma uygun olan bir yüz temizleme jeli. Ve böyle dediğim gibi ciddi kurtma ve hassasiyet yapmaması en büyük özelliği. Farklı boyutta olanları var. Bu 150 ml'lik. Küçük boyu da var. Denemek için küçük boy alınıp, kore ürünlerinde genelde küçük boyları da oluyor. Denemek için küçük boy alınıp memnun kalırsanız sonrasında büyük boyuna geçilebilir. Biraz fazla böyle suyla birleştirdiğinizde arınmayı bol bol suyla yıkayarak yapmanız gerekiyor. Yani cildinizde tamamen o hiç kalmadığını hissedene kadar suyla iyice arındırmanız gerekiyor. Onun dışında çok beğendiğim bir ürün. Bu da yine Eylül ayının favorilerinden de Cosrx'in Love PH Good Morning Gel Cleanser adlı yüz temizleme jeli. Evet cilt bakım ürünleri aslında bitti. Şimdi buradan sonrasında birkaç tane makyaj favorim var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle aslında videolarda hiç kullanmadığımız bir makyaj üründen bahsedeceğim. Bugün de bronzer olarak yüzümde kullandığım ürün bu. Allık değil, bronzer'dan bahsedeceğim. Allık da aslında favori ama onu birazcık daha kullanmak istiyorum. Uygulamalarını daha sonrasında paylaşacağım sizlerle de yine o zaman anlatırız. Yani daha henüz çok yeni kullandığım için biraz böyle gün içerisinde farklı fondötenlerle de deneyimlemek istiyorum. Ancak ten ürünü, bronzer'a gelirsek eğer Physicians Formula'nın Butter Glow adındaki likit bronzerı bu ürünü şöyle olmuştu ben bir gün gratis mağazalarına böyle girdiğim zaman kasa önünde e, bu ve aydınlatıcısı ve bir de böyle paleti vardı Üç ürün birlikteydi ve çok da güzel bir indirimdeydi o gün elimin üzerine testerları da var ya artık böyle bazı ürünlerin elimin üzerine denedim ve dedim ki ya bu çok turuncu ben bunu kullanamam herhalde diye düşündüm şöyle rengini size göstereceğim şimdi. Elimin üzerine sürdüm çıktım mağazadan ondan sonrasında aydınlatıcısı çok ışıltılı geldi. Bu çok turuncu geldi dedim ki ya yok o hiç olacak gibi değil dedim gün ışığında güneş ışığında baktığımda şöyle bir rengi var. Ve hafif böyle bir parlak etkisi var sim yok içerisinde ama böyle bir glow etkiyi veriyor. Yani o böyle aydınlık makyajlarda olduğu gibi hafif orada bir kendi parlaklığını gösteriyor. Neyse sonra çıktım başka bir rengi de yok. Bunun tek bir rengi var bu arada. Yani başka bir alternatifiniz yok. Bunu aldınız kendi teninize uyuyorsa bu sıcak alt tonlu renkler kullanabilirsiniz. Sonrasında bunun elimde kalan izini o kadar çok beğendim ki. Elimin üzerine silmeyi unutmuşum ve o elimdeki izi bir süre sonrasında çok hoşuma gitti. Ardından geri döndüğümde bir tane ürün vardı zaten kalmış. Yani tester dışında satışta olan o da satılmış bulamadım. Daha sonrasında pek çok Gratis mağazasını gezdim. Her Gratis mağazası da Physicians Formula ürünlerini satmıyor. Bazı mağazalarda var, bazılarında yok. Neyse, çok yakın zamanda bunu bir mağazada tam da indirim döneminde tekrardan yakaladım. Yalnız o ilk gördüğüm indirim dönemindeki fiyata göre birazcık daha yüksekten aldım ama yine de çok beğendiğim bir ürün olduğu için kaçırmayayım dedim. Nitekim de mağazadaki son ürünü aldım zaten. Bunu nedense az getiriyorlar. Böyle bazı koleksiyon ürünlerini 2-3 tane falan getiriyorlar kaldıysa alabiliyorsunuz gibi bir durum oluyor. Çok beğendim. Yani yakalarsanız bakın keşke böyle hani kalıcı ürün olarak getirseler, standına koysalar. Evet bu ürün mesela şöyle, eğer elinizde Butter Bronzer'ın klasik versiyonu varsa güzel karşılaştırılabilir ama böyle likit bir bronzer arıyorsanız uygun fiyatlı ve böyle kozmetik marketlerde satılan, içerikleri de güzel, parlak görüntülü ve böyle bronz ten etkisi verecek olan likit bir bronzer hakikaten bu ayarda bir ürün ben görememiştim. Bu ürünü çok beğendim. Dilerim başka markalarda çıkarırlar böyle ürünler. İlk yakaladım bu son ürünü diyorum gördüğüm mağazada. Eğer denk gelirseniz bakın eğer sıcak alt tonlu böyle ürünleri seviyorsanız ve biraz da parlak görünmesini seviyorsanız dağıttığınızda kesinlikle böyle yoğun sürmüşüm gibi olmuyor fırçayla dağıttığınızda makyajınızın içerisinde tereyağı gibi eriyor. Fondötenle çok iyi bütünleşiyor. Yama yama durmuyor. Etkisinden çok memnun kaldığım için favorilerde size bahsetmek istedim. Uygulamasını da ayrıca göstereceğim zaten. Makyaj favorilerimden bir diğeriyle devam ediyorum. Bugün gözümdeki aslında şuradaki daha altta zeminde koyu renk olarak gördüğünüz Far benim bu ara çantamdan çıkmayan bir far oldu. Makyajı dışarıda yaptığım zamanlarda da çok az yer kapladığı için yanımda taşıyorum bunu. Charlotte Tilbury'nin krem farlarından, Ice to Mesmerize krem farlarından Pillow Talk olan rengi. Çok güzel bir renk. Çok hafif, çok çok hafif. Kendinden böyle bir ışıltısı var ama sim gibi değil. Yani üzerindeki Mat gibi de görünüyor ama böyle bir glow etki de veriyor. Çok güzel bir ışıltı içerisinde var. Sim gibi asla değil. Ama her makyajımda baz olarak kullanabileceğim veya tek başına kullanabileceğim günü kurtaran bir far oldu. Köpük gibi incecik çok güzel bir yapısı var. Asla çizgilere dolmuyor. Tek başına uyguladığımda da çok güzel duruyor. Ben bunun rengine, tonuna kullanım kolaylığına bayıldım. Dediğim gibi şu anda gözümde far olarak bir tek onu kullandım. Üzerine de Bobbi Brown'un bu lüks eyeshadow serisindeki Melting Point adlı farını uyguladım. Bunun da rengi çok güzel. İkisi birlikte zaten çok yakışıyor. Şöyle rengini göstereyim onun da. Yani gerçekten ikisi hani bu mat far olarak daha ışıltılı, hafif böyle ışıltılı ve mat. Yanında da tam böyle metalik etkiyi vererek ikisi birlikte benim için ideal oldular. O yüzden şu iki far makyaj çantamdan hiç çıkmayan farlar oldu bu ara. İkisini de gerçekten çok beğeniyorum. Eğer ki bu tonları seviyorsanız, gözümdeki farın görüntüsü size hoş geliyorsa eğer e dediğim gibi Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk adlı Ice to Mesmerize serisindeki Pillow Talk adlı rengiyle üzerine de Bobby Brown'un Melting Point adlı bu rengini uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir kombinasyon oldu benim için. Gelelim diğer bir makyaj favorisine. Bugünkü rujum aslında bir dudak kalemi. Bu da yine çantada taşıdıklarımdan ve bu en çok kullandıklarımdan biri oldu. Rare Beauty'nin dudak kalemlerinden elimdeki fan rengi. Bu dudak kalemlerin kullanımını da çok seviyorum. Alttan çevirerek çıkarıyorsunuz. Aynı zamanda altta şöyle minik bir kalem tıraşı var. Ucunu Sivretip böyle birazcık daha liner gibi çekmek istiyorsanız dudak çevrenize e, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama zaten çok ince uçlu ve rahat sürüldüğü için ben hemen dudaklarıma bunu geçiyorum. Ve ruj gibi de tek başına bunu kullanıyorum. Bu rengin duruşunu ben çok beğendim. Özellikle sonbahar makyajlarına çok yakıştırdığım için fan rengi eğer ki dudamdaki renk hoşunuza gidiyorsa ve bu tondaki hafif nude'a bakan ama içerisinde sıcak tonlar olan bu renkleri seviyorsanız Önerebileceğim güzel bir renk Kalıcılığı da gayet başarılı Mat bitişli ama kremsi dokuda Dudakları da kurutmuyor Bu şekilde dudağımda günü kurtaran Dudak kalemlerinden oldu Taşıması da kolay yenilemesi de kolay üzerine O yüzden bu ayki favorilerime Rare Beauty'nin Fun adlı bu dudak kalemini de eklemek istedim. Geçiyorum bir diğer favorilere. Aslında bunlar için de böyle özel bir video hazırlamıştım. Shorts olarak göstermiştim. Ve hatta geçen videomda da yine dudağımda vardı. Flormar'ın yeni çıkan ruj serisinden bahsedeceğim. Bu 3 tane rengi var bende. Çok farklı renkleri var. 18 tane renk çıkarmışlar. Ben 3 tanesini aldım bunlardan. Ee, özellikle en çok sevdiğim renk şu elimdeki 4 numarası oldu. Aldıklarım arasında en sevdiğim renk 4 numarası oldu. Ee, yapıları powder olarak geçiyor bunlar. Lightweight lip powder olarak geçiyor. Hakikaten dumansı bitişti. Çok güzel renkleri. Geçen videoda dudağımdaki ruj buydu. Bayıldığım bir renk oldu. Bunun dışında bu yapılarının güzelliği dışında kalıcılıklarını da çok beğendim. Dudaklarınızın çizgilerine dolmuyor. Mesela 17 numarası çok güzel bir kırmızı tonu. Onu da göstereyim. İzlemeyenler, önceki videoyu görmeyenler için shorts olarak da eklemiştim. Böyle hafif pembeye kaçan bir kırmızı tonu. Dişleri bembeyaz gösteriyor bu arada. Yani bende öyle bir etkisi oldu. Bir de ben 10 numarasını almıştım. Bu da pembe tonlu. Böyle çok Barbie pembesi gibi değil ama canlı ve tatlı gösteren bir pembe tonunda. Yine çok güzel renkleri var. Altın numarası mesela çok beğendim. Altın numarayı da yine indirimde katabilirim koleksiyonuma. Çantada taşıyın sürün böyle çıkın çok kolay çok rahat uygulanan böyle dudaklarda çizgilere dolmayan aynı zamanda gün içerisinde böyle dudaklarınızda gerginlik yaratmayan konforlu rujlar olduğu için ve böyle görünüm olarak da dumansı bulutsu durduğu için açıkçası çok beğendiğim rujlar oldu. O yüzden bunları da seri olarak hepsini aslında favorilere ekleyebilirim ama dediğim gibi elimdeki 4 numarası benim en çok kullandığım, en çok sevdiğim, çantada taşıdığım renklerden biri oldu. Şurada gördüğünüz e, renk olarak söyleyebilirim bunu. Geçen videoda uyguladığım renk. 18 tane farklı rengi var. Böyle içerisinde hafif lavanta renklerine kaçan kahve tonlarına gidenler var. Farklı kırmızı tonları var. E, farklı böyle mao pembeler var. Onlara da bakılabilir. Çok güzel renkleri var. E, mağazalarda zaten artık testerları var. Rahat rahat elinizin üzerine soğuşlayarak da bakabilirsiniz bence. E, bunlar da yine bu ayın yeni çıkan favorilerinden de Flormar'ın Lightweight Lip Powder adındaki rujları. Birçok cilt bakım ürünü ve makyaj ürününden bahsettiğimiz bir video oldu yine. Umarım sizler için, ürünler hakkında bilgi alabilmeniz için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.